Hayırlı akşamlar efendim. Bugün tarihten yansımalarda dünyanın sessiz kaldığı bir konuyu gündeme taşımaya karar verdik. Dünya ve Türkiye maalesef bu konuda gerektiği kadar ses çıkarmıyor. Dünyayı anladık, biliyoruz. Peki Türkiye'de bu konuda niye sessizlik var? Onu da belki programımızın sonunda anlamış olacağız ya da biz bu konuda bilgimiz, becerimiz ölçüsünde belirli bir yere gelmeye çalışacağız. Birçoğumuzun neresi olduğunu dahi bilmediği, dünya haritası önümüze konsa birçok insanın parmağıyla dahi gösteremeyeceği bir yer. Tabii ki çok garip bir yerde olduğu için değil, bizim ilgisizliğimizden dolayı bilemediğimiz bir yerden bugün bahsedeceğiz. Bugün Doğu Türkistan'ı anlatacağız. Doğu Türkistan'da neler oluyor? Doğu Türkistan'ın tarihinden başlayıp Doğu Türkistan üzerinde oynanan oyunları ve özellikle Çin'in burada yapmış olduğu zulümden bahsedeceğiz. Bugünkü misafirimiz tarihçi yazar Cengiz Acar. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyisiniz teşekkür inşallah. Ediyorum Cemre Bey. Sizler nasılsınız? Afiyet olsun inşallah. Elhamdülillah. Tabii ki. Kanal 42 izleyicilerine hayırlı akşamlar diliyorum. İnşallah bugün Doğu Türkistan konusunda hem zihinsel hem de duygusal anlamda bir açılım yapmaya çalışacağız. İnşallah. Tabii ki ben bu konuda biraz dertliyim hocam. Yani bu derdimi anlatarak başlayacağım. Derdi, ortak derdi. Orası hepimizin derdi. İlgisiz kalmak benim ikinci derdim. Konya'da birçok sivil toplum kuruluşu var. Ve bu sivil toplum kuruluşlarının bir araya geldiği bir de sivil toplum platformu var. Ben sivil toplum platformundan özellikle değerli başkan abim Muhsin Görgülügil abimizden yani bu konuda çok geniş kapsamlı bir çalışma beklerken bulamadım. Onun için de buradan kendisine inşallah ileride geniş kapsamlı Doğu Türkistan'la ilgili bir program yapmayı arzu ederim. Burada ya da Konya'nın genel bir tepkisini dünyaya göstermek için. Çünkü bizde bir hastalık var. Hep baştaki iktidarları suçluyoruz. İşte iktidar bu konuda ne yaptı, ne yapmadı. Biz bugün iktidarın yapmadıklarında konuşacağız. Ama önce biz ne yaptık? O soruyu burada birbirimize sormamız gerekiyor. Sivil toplum platformları ne yaptı? Biz Konyalı olarak Doğu Türkistan'da ne yaptık? Çünkü Doğu Türkistan'daki sadece insanların öldürülmesi değil, insanlara zulüm edilmesi değil. Orada bir asimile var. Oradaki insanlar Müslümanlıktan uzaklaştırılıyorlar. Oradaki insanlar Türklüklerinden uzaklaştırılıyorlar. Ve tabiri caizse gözleri Çinlilere benzemese bile Çinlileştirilmeye çalışılıyor. Onun için Doğu Türkistan birçok dünya beldesindeki akan kanlardan çok daha farklı olduğunu düşünüyorum. Evet hocam, Doğu Türkistan'ın tarihi ve coğrafyasından başlayalım. İnşallah çok farklı konulara da burada değinmiş olalım. Evet, ben hazırlığımız o yönde. Umarım Doğu Türkistan konusundaki zihinlerimizdeki soru işaretlerinin pek çoğuna açıklık kazandırmaya çalışacağız. Sizin de girişte kafanızda, zihninizde oluşmuş olan ve ifade ettiğiniz soru işaretlerine ben cevap bulacağımıza inanıyorum. Aynı zamanda şu sorunuza da cevap vermiş olalım. Konya burada. Biz burada bu anlamda bir Konya STK Sivil Toplum Kuruluşu olarak, ekimler olarak bu konunun arkasındayız. Bu konuda söyleyecek sözümüz, ifade edecek çok şeyimiz var. Yapacak da çok şeyimiz var. Bu anlamda kendimizi sorumlu hissediyoruz. Bu anlamda sadece Türkistan değil, tüm mazlum coğrafyalar bu anlamda yalnız değildir. Konya halkı olsun, Konya STK kurumları olsun. Biz onların arasında bir numune olarak, ekimler olarak sonuna kadar nefesimiz yettiğince onların mazlumiyeti ve mağduriyetini dile getirmeye, çareleri ve çözümleri ortaya koymaya çalışacağız. Bu bağlamda ilk önce isterseniz şöyle bir şöyle yapalım. Şimdi güncel olayların aktüel akışı içerisinde Doğu Türkistan genelde şu anlamda tarif ediliyor. Genelde bir etnik baskı, Müslüman Budist çatışması
Çinli çatışması bağlamında gündeme getiriliyor. Özellikle bu örtüyü üzerinden kaldıracağız. Çünkü Türkistan, Doğu Türkistan konusuna ilgi gösterdiğimiz anda şunu görüyoruz ki konunun etnik ve dini hiçbir arka planı yok. Zaten günümüz siyaset okumaları yaparken herkesin şuna dikkat etmesi lazım. Konu ne üzerinde tartışılıyorsa eğer o konu o değildir. Bugün günümüzdeki siyaset algısı bunun üzerinden işliyor. İzlediğimiz olaylar hangi bağlamda tartışılıyorsa bilsin ki izleyiciler konunun esası ondan ibaret değildir. Yani başka bir şeydir. Yani hocam yani orada bir etnik kıyım yok evet. mu? Tabii ki var ama konunun gerekçesi bu değil. Yani arka planı bu değil. Onu doğuran arka planda daha başka çok önemli konular var. Bunu da çünkü şöyle söyleyeyim size bizim bugün yaşadığımız dünya büyük bir kimlik değişimine uğruyor. Evet. 100 yıl önce kurulan İngiliz emperyalizmin aklı olan küresel sistem değişime dönüşüme uğruyor. Yeni bir sistem, yeni bir düzen kuruluyor. Dolayısıyla bugün biz Türkiye olarak Suriye'de, Irak'ta, ülkemizin Doğu Akdeniz'inde, bölgesinde karşılaştığımız sorunlar her neyse bugün Doğu Türkistan'daki veya Çin'de yaşanan krizin de arka planda yatan şeyler farklı şeyler değil. Filistin'de, Kudüs'te yaşanan şeyler her neyse bizim yaşadığımız olaylardan farklı değil. Hepsi aynı bağlamda bugün dünyadaki gerçekleşen büyük sosyal, ekonomik, siyasi büyük değişim ve dönüşüm sürecinin bir numunesi, bir gerekçesi. Dolayısıyla olayı bu bağlamda okumak lazım. Evet. Olaya genel bağlamda, küresel anlamdaki değişim dönüşüm sürecinin doğurduğu semptomlar bağlamında bakmak gerekiyor. Şimdi bu alana bakarken ilk önce isterseniz yönetmenimizden bir numaralı haritayı rica edeceğim ben. Bu harita üzerinden bir ilk önce izleyicilerimize bir Doğu Türkistan tanımı yapalım, görüntüsü verelim. En azından zihinlerimize olayın daha iyi canlanması için. Sayın Reşim, Doğu Türkistan bir nolu haritam hocam. Evet. Tamam, şu haritam hocam. Evet. Ya, buyurun. Türkistan izleyicilerimize gördüğü gibi Altay ve Altın Dağları'nın batısında olmakla birlikte jeopolitik olarak tam o Asya'nın orta noktasında Türkistan coğrafyasında doğusundadır. Pakistan, Hindistan, Keşmir, Tibet, Afganistan, Sibirya, Çin, Moğolistan olmak üzere çok zengin bir coğrafi anlamda, siyasi anlamda komşu zincirine sahiptir. Türkistan gençler, bu anlamda hocamı bir ekranın köşesine alalım da. Buyurun. Evet. Türkistan bu anlamda tam 1.65 milyon kilometre karelik neredeyse Türkiye Cumhuriyeti'nin iki misline yakın bir coğrafi alanı ifade ediyor. Bu anlamda çok büyük bir coğrafyaya sahip. Yaklaşık olarak 20 milyon nüfusu olduğundan bahsediliyor. Bu nüfusun 9 milyonunun Doğu Türkistan Türk nüfusu oldu, Uygur nüfusu oldu. Diğerlerinin ise Çinli ve diğer farklı etnik gruplardan oluştuğu ifade ediliyor. Ha bu rakamlar ne kadar doğru? Çin'in verdiği rakamlar tabii ki tartışılır. Tam net rakamlara ulaşamıyoruz. Birincisi şunu bileceğiz ki Doğu Türkistan aynı zamanda aynen siz de ifade ettiğiniz gibi Çin tarafından demokratif bir operasyona doğuruyor. Evet. Yani bugün Doğu Türkistan insanları Çin'in iç kısımlarına göçe zorlanırken Çinliler de oraya yerleşime zorlanıyor. Dolayısıyla bölgenin demokratik yapısı değiştirilmeye çalışılıyor. Bu da önemli. Bu anlamda fırsat bulan, imkan bulunan Uygurlar bölgeyi terk etmeye, yurt dışına da çıkmaya çalışıyorlar. Baskılardan kurtulabilmek için. Bütün bunlar Uygur coğrafyasındaki, Doğu Türkistan coğrafyasındaki Müslüman Türk nüfusunu tam olarak tespit etmemize izin vermiyor. Ama genel tanım bu. Yaklaşık olarak rakamlar buna tesadüf ediyor. Doğu Türkistan coğrafyası şöyle söyleyelim, bizim klasik tarih eğitiminde gördüğümüz Hunlar, Göktürkler, Türk İş, Karluk, Uygur, Türk devletleri zincirlemesinin hepsinin egemenlik sahası içerisinde olan, yani İslamiyet öncesi Türk tarihinin hatırasını ve hafızasını içerisinde taşıyan bir coğrafya. Bu zincir daha sonra, Moğollardan sonra Çağataylılar ve Timurlularla devam ediyor. En nihayetinde de en son olarak Doğu Türkistan Cumhuriyeti'nin kuruluşuyla beraber son devlet, eski Türk coğrafyasındaki son devlet olarak tarihteki yerini alıyor. Evet. Şimdi biz bütün bu süreç içerisinde şunu görüyoruz. 1757 yılında en son Çin Manchu İmparatorluğu'nun
burayı işgal etmesiyle, Doğu Türkistan'ı işgal etmesiyle birlikte Türkistan en son bağımsız devlet olma özelliğini bu tarihte itibaren kaybediyor. Bundan sonra bir bağımsız Türk devletinin oluşumu mümkün olmuyor. 1857. 1757. 1757. 1757. 1757. Evet. Peki neler oldu 1757'den sonra? Onu da şöyle kısaca hatırlayalım, bilelim. İlk önce Çin esaretine girmiş, işgal altına alınmış olan Türkistan, Yakup Han liderliğinde bir ayaklanma hareketi başlıyor. Yani esareti kabul etmediler. Türk karakter özelliklerine de zaten uygun değil, mümkün değil. Dolayısıyla bundan sonra Uygur coğrafyası kan ve gözyaşıyla dolu. Bir Çin-Uygur çatışmasına alan oluşturacak. Bu bağlamda Yakup Han liderliğinde 1865 yılında Kaşgariye Bağımsız Devleti kuruluyor, isyan edilerek. Bu devlet ama ne yazık ki 1878 yılında Rusların da desteğini arkasına alan Çinliler tarafından işgal ediliyor. Ve bölgeye Sincan, yeni devlet adında yeni bir isim verilerek yeniden yapılandırılıyor. Bitti mi? Bitmiyor. Uygurlar 1933 yılında ikinci büyük isyan hareketini başlatıyorlar. Bu sefer de Doğu Türkistan İslam Cumhuriyeti'ni kuruyorlar. Tam 5 yıl ayakta kalıyor bu cumhuriyet. Ama ne var ki yine aynı senaryo tekrar ediyor. Rusların desteğiyle Çin bölgeye giriyor ve bu devleti de tam 5 yıllık bir sürecin sonrasında yıkıma uğratıyor. Türkistan'ın, Doğu Türkistan'ın son büyük ayaklanması ve 3. ayaklanması 1944 yılında gerçekleşiyor. Ve Doğu Türkistan Cumhuriyeti olarak kuruluyor. Bu cumhuriyete tam 5 yıl ayakta kalıyor. Ama bu cumhuriyet de bu sefer komünist Çin'in baskını sonrasında 1949 yılında Çin'in esareti altına giriyor. Ve bundan sonra da bir daha Çin'in esaretinden çıkma imkanı ve fırsatı bulamıyor. Şimdi kısaca ben olayı özetledim. Son bu ayaklanma bildiğimiz meşhur İsa Yusuf Alptekin liderliğinde gerçekleşiyor. Yusuf Alptekin Bey de bu işgalden sonra Sincan veya bugün de Doğu Türkistan'ı terk ederek, evet, Türkiye'ye geliyor ve mücadelesini burada devam ediyor. Şimdi kısaca Türkistan'ın tarihini bu şekilde özetlemiş olduk. Peki asıl burada cevabını bulmamız gereken şey. Evet. Buyurun. Şimdi Türkistan'ın yer olarak bizim ata yurdumuz. Daha önceki yıllarda. Özellikle Türklerin İslamiyet'i kabul etmeden önceki ata yurdu. Orada şu anda Türkiye'nin iki kat toprağı olmasına rağmen 20 milyon kadar insan yaşıyor. Evet. Yani nüfus az, toprak büyük ve burada Türk ırkından olan insanlar maalesef ya sürgüne uğramak suretiyle gidiyor. Bunların sebebi ne? İkinci bölüm, buradaki insanların Çin bunu eğer Çin yapıyorsa niye yapıyor? Yoksa Amerika Birleşik Devletleri'nin Çin'le bir sürtüşmesi var. Bunun etkisi buralara mı geliyor? Bu sürtüşmenin etkisi mi? Yani bu konuda ne söyleyebiliriz? Evet. Zulmün önce sebepleri. Önce şunu açıklayalım. Gördüğünüz gibi yani biz Türk tarihinden de biliyoruz ki ta Hunlardan itibaren ki Çin Seddi'nin yapılma gerekçesi de budur, biliyorsunuz. Evet. Bu coğrafyanın Çinlilerle Türkler arasındaki yoğun mücadele alanı olmasından dolayı Çinliler bir savunma hattı olarak Çin Seddi'ni inşa etmiştir. Peki Türkistan neden, Doğu Türkistan bu kadar çok çekişme ve mücadele alanı olmuştur Çin'le Türkler arasında? Burada yaşayanlar çünkü, Uygur Türkleri mi hocam? Tabii. Türkistan'da yaşayanlar. Yani şimdi en son yerleşim devlet Uygurlar tarafından gerçekleştirildi. Yoğun evet. olarak da yerleşim Uygurlar tarafından. Hmm. Diğer Türk unsurlar da vardır ama yoğun olan Uygurlar. Yoğun olarak. Yani tarihte şimdi, şöyle baktığımız zaman Çinlilerle de en iyi geçinen Türk devletlerinden birisi olarak şimdi, görülüyordu ondan dedim. Yani. Mesele de o zaten. Etnik ve dini değil zaten. Hmm. Stratejik ve politik. Onu anlatmaya çalıştım. Başına da ona işaret etmiştim. Mesele şu. Baktığınız zaman tarih boyunca bu coğrafya hep Çinlilerle Türkler arasında bir mücadele alanı. Evet. Bir adeta bir arena şeklinde mücadelelere tanık olmuş. Nedenine baktığınız zaman biz şunu görüyoruz. O da nedir? Çin, o zamanlar için okyanuslardan bir ulaşım olmadığını düşünecek olursanız ve Çin'in batısının
çok büyük bir kısmının, ki bu aynı zamanda bugünkü Doğu Türkistan'ın güney kısmına tekabül ediyor, Taklamakan dediğimiz çok büyük bir çöl araziyle evet. kaplı. Aynı zamanda Hindistan'ın kuzeyindeki o bildiğimiz Himalaya dağları, Sarp geçit vermeyen dağlar. Yani Çin'in karasal anlamda dünya ile teması ve bağlantı noktası sadece ve sadece bu coğrafyadan geçiyor. Ve bu yüzden de tarihte İpek Yolu bu coğrafyadan geçerek ta bütün Asya'yı baştan başa kat etmiş, Avrupa'ya kadar ulaşmış ve Çin için yaşam bir hayata tutunma vesilesi olmuş. Şimdi böyle olunca zaten Orta Asya'nın zor şartlarında göçebe hayat yaşayan Türkler için bu İpek Yolu en büyük vazgeçilmez bir geçim kaynağı. Onların ekonomik anlamda ihtiyaç duyacağı ve pek çok ihtiyaçlarını karşılayacağı, ekonomik olarak devletlerini zenginleştirebileceği vazgeçilmez bir kaynak. Çin için ise dünyaya bağlanma noktası. Nihayetinde bu coğrafya Türklerin eline geçtiğinde İpek Yolu da kontrol altına alınmış Türkler tarafından. Sonuçta o dönemlerde bakıyorsunuz Çin ekonomik anlamda büyük krizler yaşamış. Çin sahip olduğunda biz sıkıntıları yaşıyoruz. Ha, dolayısıyla bu coğrafya Çin'in dışarıya karasal bağlantı kurabildiği en önemli coğrafya olduğu için asla Türkler de bu coğrafyayı paylaşmak veya feda etmeyi düşünmemiş. Vazgeçilmez anlamı tarihte boyunca zaten. Tarihte böyle. Şimdi böyle geliyoruz yani. İşte oraya geleceğiz zaten. Adım adım geliyoruz. Dolayısıyla bu coğrafya tamam tarihte öyleydi. Fakat bugün neden tekrar bu canlandı ve günümüzde bu noktaya geldi? Çünkü günümüzde de malum biliyorsunuz 2000'li yıllardan itibaren, 2000'li yılların başından itibaren Çin müthiş bir mesafe kat etmeye başladı. Dünyanın en hızlı gelişen, ekonomik anlamda performans gösteren ülkelerinden bir tanesi. Ve Çin bu performansını ortaya koyarken, haritayı kaldırabiliriz galiba artık biraz da. Gençler bir numaralı haritamızı kaldırabiliriz. Şimdi Çin bu performansı gösterirken hep bir şeyin eksikliğini hissetti. Bir şeyin zorluğunu hissetti. Neden? Nedir o? Çin bir emperyal sömürgeci ülke değil. Yani kıta sahasını aşarak değişik kıtalarda sömürgeler elde etmiş bir ülke değil. Dolayısıyla mevcut ekonomik performansını sömürgeci devletlere karşı kanıtlayabilmesi, gerçekleştirebilmesi ve sürekliliğini sağlayabilmesi için farklı kaynaklara ihtiyacı var. Ve en büyük ihtiyacı olan şey de enerji. Çin enerji olarak tamamen dışarıya bağımlı bir ülke. Dolayısıyla mevcut kalkınmasının sürekliliğini sağlayabilmek için enerji kaynaklarına ihtiyaç duyduğu bir süreçte işte böyle bir zamanda Doğu Türkistan'ın çok zengin yeraltı kaynakları tespit edildi. Tam ben şu anda rakamsal olarak vereyim. Doğu Türkistan'da tespit edilen 2 trilyon ton kömür rezervi, 1 milyar ton petrol, 115 milyar metreküp doğal gaz rezervi var. Ve bu rezervlere ayrıca altın, platin, gümüş ve uranyum gibi stratejik ürünler de var. Şimdi tam bir hazinenin üzerine oturuyor Doğu Türkistan. Ve Çin gibi yükselen, ekonomik performansı yüksek olan ve gelecek için artık küresel güçlere kafa tutmayı amaçlayan bir ülke için vazgeçilmez bir kaynak. İşte bu bağlamda Çin Doğu Türkistan'da farklı bir strateji politika geliştirmek ve bu bölgede egemenliğini daha da sağlamlaştırmak ihtiyacını duydu. Size sadece şu örneği vereyim. Doğu Türkistan'ın Çin'in zihnindeki, Çin politikasındaki yerini daha iyi anlamamız açısından Çin'in şu anda işletmiş olduğu madenlerin %85'inin Doğu Türkistan'da olduğunu söylersem ne dersiniz? Çin'in ne kadar büyük bir coğrafya olduğunu şöyle gözümüzde canlandıralım. Dünyanın en büyük coğrafyasına sahip ülkelerinden bir tanesi ve buna rağmen mevcut madenlerin %85'i Doğu Türkistan'da. Şimdi bu olayın Çin Doğu Türkistan bağlamındaki noktası. Ama şimdi geleceğiz. Çin bu enerji kaynağını kontrol etmesi, Çin'in bu kaynakları ele geçirmesi ne demek biliyor musunuz? Dünyada kendi rakip olan küresel aktörlere hiçbir pervası olmaksızın, hiçbir baş eğmeksizin ve onlara kafa tutabilmesi. Yani şampiyonla oynayabilmesi anlamına geliyor Çin. Çin'in kontrolden çıkması anlamına geliyor. İşte bu küresel güçleri korkutuyor. Ve hepsinin kafasına yatan şey şu. Çin'i kontrol edebilmenin yolu bu enerji kaynaklara ulaşımını engellemektir. Çin'i kuşatmak,
Çin'i kendi kıta sahanın dışındaki enerjileriyle ulaşım ticaret yolları üzerindeki varlığına engel olabilmektir. Hocam, bakın size çok basit bir örnek vereceğim. Şimdi konu bağlamda değil ama bunun çok örneklerini gördük. Suudi Arabistan, dünyanın en büyük petrol işletmesi Arakom'u özelleştirmeye kalkıştı, satışa sunacaktı. Çin talip oldu. Ne oldu? Hemen Yemen'den bir roket atıldı, Arakom vuruldu ve dünyada bir anda petrol krizi çıktı, hisse senetleri düştü. Evet. Yani Çin'e şu denildi, buraya girmeyeceksin. Senin dünyanın enerji kaynakları üzerinde en ufak bir tasarruf hakkı kullanmana, tasarrufta bulunmana, bu bölgelerde var olmana izin vermeyiz. Evet. Şu hani çok evet. Güzel. Yani izahatınız hem tarihi süreçte hem günümüzdeki olaylar tamamen akla ve mantığa uygun. Çin'in büyümesi malum. Çin'in dünya üzerindeki etkisi, daha doğrusu günümüzün yükselen yıldızı olması, hepsi doğru. Fakat benim anlamadığım bir konu var hocam. Bundan rahatsız olan ülkeler neden Doğu Türkistan'a destek vermiyor? İşte o gidiyoruz adım yani, adım inşallah yani bütün bu sorulara cevap vereceğiz. Tabii Doğu Türkistan'a niye destek vermiyor? Şimdi Doğu Türkistan giderse sizin anlatımınızdan Çin bir numara olacak. Çin hiç kimseye mahkum olmadan dünyanın lideri olacak. Ama Doğu Türkistan adım adım gidiyor. Çünkü Doğu Türkistan'daki Türk nüfusu azalmış ve buradaki insanların, zannedersem ben bir kaynaktan aldım, yanlışsa düzeltin hocam, 1 milyondan fazla insan kamplarda yaşıyor. Evet. Aileler parçalanmış ve her türlü konuda yasaklar var. Evet. Bunlara da dünya yine sessiz. Dünya sessiz derken bunu ABD'yi istisna ederek konuşmamız gerekiyor. Ama dünyada çünkü şimdi ABD ve İngiltere var. ABD şu anda bu konuyla çok yakından ilgili ve ABD'nin operasyon bölgesi burası. Doğu Türkistan. Şimdi oraya gireceğiz. Evet. Geliyoruz zaten oraya geliyoruz şu anda. Adım adım geliyoruz. Bütün bu olayların gelişiminde Amerika'nın stratejisi ve politikası, Çin'e bakış açısı, bölgeye bakış açısı nedir? Evet. Oraya geliyoruz. Şimdi malum biliyorsunuz 2001'de Soğuk Savaş'ın bitimiyle beraber Amerika bütün dünyada yeni bir strateji, yeni bir politika başlattı. Ve bu politikanın özünde, esasında yatan şey şuydu. İkiz Kule saldırıları sonrasında malum bu saldırıyı kime atfetti? İslami terör örgütlerine. Evet. Ve Amerika kafasına şöyle bir şey kurguladı. Strateji şuydu. Dünyanın farklı yerlerinde İslami kimliğe sahip olan terör örgütleri oluşturulacak. Bu terör örgütleri vasıtasıyla belli bölgeler istikrarsızlaştırılacak ve bu vesileyle ben de kendi hegemonik yapımı pekiştirmek adına bunları gerekçe göstererek bu bölgelere sınır ötesi operasyonlar yapabileceğim. Ve dünyayı bu anlamda desteğini arkama alacağım. Dolayısıyla da tam bir Amerikan senaryosu, Hollywood senaryosu niteliğinde işte 11 Eylül olayları gerçekleştirildi. El-Kaide diye bir örgüt. Bakın çok dikkatinizi çekiyorum. Ta Soğuk Savaş 2001'li yıllara gidiyorum. El-Kaide diye bir örgüt keşfedildi. O güne kadar duyulmayan. Bu örgütün yerleşim ve faaliyet alanı neresiydi sizce? Doğu Türkistan sınırları. Afganistan, Pakistan bölgesi. Evet. Yani Amerika'nın ilgisi bölgeye daha o zamandan başlamıştı. Ve bölgede bu örgütü kullanarak ve kendisi bu örgütün peşinde terör avcılığı yaparak bütün bölgeyi istikrarsızlaştırdı. Afganistan'ı işgal etti. Yine orada inanılmaz Müslüman kanı döküldü. Pakistan yönetimi, düşünün neler geçti başından. Pakistan yönetimi istikrarsızlaştırıldı. Bir tür istikrarlı bir yönetim oluşturulamadı. Dolayısıyla en büyük bedeli de Afganistan ve Pakistan oluşturdu. Şimdi yönetmenimizden hemen 2 numaralı haritayı rica edeceğim. Gençler 2 numaralı haritamız. 2 numaralı haritayı rica edeceğim. Yani Amerika şunu planlıyordu. Terörist, Müslüman kimliği üzerinden dünyada örgütlenmeler oluşturmak
tehdit algısı oluşturmak ve bunun üzerinden operasyonlar gerçekleştirmek. Bakın Suriye'de DAEŞ'ı da yine Amerika oluşturdu. DAEŞ'a evet. müdahale mantığıyla bütün bir Suriye'yi istikrarsızlaştırdı. Irak'ı istikrarsızlaştırdı. Saddam'ı yine bir terörize unsur olarak tanımladı. Kimyasal silah bulunduğu gerekçesiyle bölgeye operasyon düzenledi. Ve farkındaysanız hep İslam kimliği altında olan ülkeleri önce terörize edip sonra bunları gerekçe göstererek müdahale ederek bu bölgeleri istikrarsızlaştıran ve kendisi için müdahale alanı olarak tanımlayan bir operasyon zinciri. Yani hepsinin mantığında aynı. Ve şimdi sevgili reşim, gelmemiş, sevgili reşim, iki numaralı harita istiyoruz. Evet, bu iki numaralı haritamızda hemen orada Doğu Türkistan'ın kırmızı ile işaretledik. İşte burası hem El-Kaide örgütünün yerleşim ve kaos oluşturduğu alan evet. o zaman ve böylelikle Afganistan'ın ve Pakistan'ın istikrarsızlaştırıldığı bölge ve dikkatinizi çekiyor. Çok yakın tarihte malum biliyorsunuz hemen Türkiye'nin yakınında hatta Türkiye'nin kontrol sahasının sınırında El-Baghdadi öldürüldü ve DAEŞ örgütünün lideri yok edildi diyerek dünyaya duyuruldu. Evet. Aynen El-Kaide örgütünün liderinin yok edildiği gibi. Aslında bütün bunlara baktığınız zaman bütün bu senaryoların hep aynı akıldan çıktığını ve aynı arka plana, zihinsel arka plana sahip olduğunu anlayabiliyoruz. Evet, nöbet değişimi. Çok önemli. Şimdi bütün dünya şunu biliyor ve herkes bunu bekliyor. Bu DAEŞ'li teröristler nereye gitti? Türkiye'nin sınır ötesi operasyonlarıyla da biliyorsunuz YPG elinde ne kadar DAEŞ'li varsa hepsini de serbest bıraktı. Nereye gidiyor bunlar? Nereye buharlaştı? Bakın, çok önemli bir şey söylüyorum. Bugün bütün stratejik uzmanların, siyaset bilimcilerin söylediği bir gerçek var. Üzerine vurgu yaptı. Bugün DAEŞ'liler ne yazık Doğu Türkistan, Sincan sınırına yığınak yapılıyorlar. Ve bu bölgeyi terörize edebilmek, bu bölgeyi uluslararası müdahalelere açabilmek ve bu anlamda bu bölgeden Çin'in herhangi bir kontrol sahası oluşturmasını öne geçebilmek adına uluslararası bir operasyon düzenleniyor. Dolayısıyla bu anlamda müthiş bir gelişme var. Çok yakın bir zamanda herkesin beklentisi şu, DAEŞ'liler bu bölgede ortaya çıkacak ve yeniden Çin'le, bu sefer Çin'le bir mücadele alanı oluşturacak ve bu mücadele alanında sınırı çok önemli bakın. Doğu Türkistan. Doğu Türkistan'da bir, şu anda mesele de biliyor musunuz? Amerikan aklı bu. Emperyal aklı. Neyi planlıyor biliyor musunuz? Zaten sıkıntıda olan, darda olan Doğu Türkistan Uygur halkını da bu örgütle beraber harmanlamak. Böylelikle DAEŞ'le beraber İslami terör örgütlenmesinin bir parçasını dönüştürerek Çin'le savaştırmak. Yani bu anlamda Amerika, şimdi dediniz ya Amerika sahiplenmiyor. Amerika sahiplenecek. Amerika ama kendi emelleri için sahiplenecek. Doğu Türkistan'ı terörize etmek istiyor. Şimdiye kadar yaptığı gibi Irak'ta, Suriye'de yaptığı gibi, Afganistan'da daha önce yaptığı gibi El-Kaide ile Doğu Türkistan'da kendisince İslami terör örgütlenmesi bölgesine dönüştürmek istiyor. Böylelikle Çin'in başına büyük bela saracak. Üstelik de ne olacak biliyor musunuz? Ben bunun Türkiye ile bağlantısını kuruyorum. Tahmin ediyorum. Bir öngörü. Bir ön, tarihçi ön sezisi diye düşünebilirsiniz. Aynen Suriye'de yapmak istediğini orada da yapacak. Bu örgütlenmenin arkasına ismini Türkiye'ye yazacak. Türkiye bu örgütlenmeyi destekliyor yapacak. Türkiye'ye fatura edecek. Dolayısıyla bizim şu anda en çok dikkat etmemiz gereken nokta şu. Bu konu mutlaka ve mutlaka bizim elimizde ve bizim zihnimizde ve bizim ilişkilerimiz bağlamında çözüme kavuşturulması lazım. Aksi takdirde Çin-Amerikan tepişmesi çerçevesinde bu konu ilerleyecek olursa Doğu Türkistan çok büyük bir tehlike bekliyor. Doğu Türkistan bağlamında bizde büyük bir tehlike bekliyor. Yani şöyle söyleyelim, iki büyük dev çarpışacak, hani filler güreşecek, çimler ezilecek, dönecek. Evet. Ben şu anda dediğiniz gibi Çin'in pek çok bölgede asimilasyon faaliyetlerine tanık oluyoruz, baskılarına tanık oluyoruz. Evet. Doğru. Fakat Allah esirgesin, eğer böyle bir gelişmeye olay evrilecek olursa Çin Kızıl Ordusu'nun artık nasıl söylüyor, hani bugün nasıl işte Suriye hükümet güçleri İdlib'e bakın nasıl müdahale ediyor. Hı-hı. Görüyorsunuz. Uçakları da bombardıman yapıyor. Evet. Yani olayın böyle bir noktaya evrilme tehlikesi var.
olayın bu noktaya varmaması adına bu işin onlardan önce bizim girişimimizde neticelendirilmesi gerekiyor. Ve ben bu konunun benim bu anlattığım bağlamda çok iyi gözlemlendiğini, takip edildiğini ve bu anlamda da çözüm önerilerinin altyapısını oluşturulmaya çalışıldığına inanıyorum. Evet. Şimdi siz farklı bir konuya çektiniz. Yani sadece görünen orada Çin var iken diğer dünya güçlerinden özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin bu bölgedeki emellerinden bahsettiniz. Evet. İnşallah hocam ikinci bölümde, birinci bölümümüz tamamlandı. Evet. İkinci bölümde sizce de eğer uygun ise bir Myanmar örneğinin ben anlattıklarınızdan böyle bir sonuç çıkardım. Örneğini görelim. Türkiye'nin bu konudaki politik pozisyonu nedir? Tabii. Bunları da ikinci bölümde inşallah işleyelim. Efendim Tarihten Yansımalar devam edecek. Bizden ayrılmayın. Sadra şifa bulmuyorum. Hmm. O açıdan adım adım gitmekte fayda buluyorum. Bakın bir güzel örnek vereceğim size. Hemen konunun başında da siz ifade etmiştiniz. Bizim bugün Doğu Türkistan'da yaşadığımızı daha birkaç sene önce bir başka örneği oldu. Bu anlamda bizim zihinsel anlamda bölgedeki olanları anlayabilmemiz açısından çok çarpıcı bir örnektir. Myanmar evet, örneği. Myanmar örneği. Evet. Neden? Aynı olaylar orada yaşandı. Ve bir anda Budistlerin Müslümanlara katliamına tanık olduk. Bugüne kadar olmadığı bir etnik ve dini çatışma birden ortaya çıktı. Herkes olayı Budistlerin Müslümanlar olan düşmanlığı ve nefreti olarak anladı. Evet. Ve sahneye, ekranlara bu şekilde yansıtıldı. Halbuki olayın hiç alakası yok. Aynen konunun başından beri anlattığımız gibi Amerikan-Çin mücadelesinin, Amerika'nın Çin'i kuşatma politikalarının neticesiydi bu olay. Hmm. Şimdi bu olayı mesela bir örnek olarak şöyle bahsedelim. O zaman diyeceğiz ki, evet, bu olayı bir şablon olarak kabul edersek, Doğu Türkistan'a baktığımız zaman neler oldu ve neler olabileceğini anlama imkanımız daha netleşecek. Peki ne oldu Myanmar'da? Dediğimiz gibi Çin, sanayisi, ekonomisi hızla gelişen bir ülke ve ciddi bir enerji bunalımı var. Enerji olarak tamamen dışarıya bağımlı. Ve Burma'da çok ciddi, değerli yer altında doğalgaz ve petrol rezervleri bulundu. Ve şöyle söyleyeyim, 1.2 trilyon metreküplük doğalgaz, 2 milyar varillik petrol rezervi tespit edildi. Ve bu rezervlerin işletmesi ve çıkarılması noktasında Burma ülkesiyle Çin anlaştı. Sonra oraya uluslararası pazarda kullanabileceği bir de liman inşa etti. Ve o limandan başlayarak toplam 5.620 bin dönümlük arazi devletleştirildi. 2.400 kilometrelik bir doğalgaz ve petrol boru hattı oluşturuldu Çin'e. Dolayısıyla Çin bu anlamda müthiş bir operasyon düzenledi ve bahsedilenlere göre yılda 16 milyar metreküp gaz, 22 milyon ton petrol Çin'e akacaktı bu şekilde. Ve ta Pekin'e kadar ulaşacaktı. Dolayısıyla böyle bir operasyon oluşturuldu. Burada harita 4'ü rica edebilir miyim yönetmenimizden? 4. haritayı rica edeceğim. O harita gelirken biz de konumuza devam edelim. 4. harita hocam. Bu Çin'in, evet, gördüğünüz gibi bu haritada görüyorsunuz, hemen Myanmar veya Burma dediğimiz bu ülkenin sahillerinden başlıyor ve Çin'e kadar uzanıyor. Bu harita da gördüğünüz doğalgaz ve petrol boru hatları nereden geçiyor biliyor musunuz? Müslümanların olduğu, Myanmar bölgesinde Müslümanların olduğu coğrafyadan geçiyor. Peki bu coğrafyadan geçmesi Çin ve Burma Çin açısından tehdit olarak algılanıyor. Amerika'nın
şimdiye kadar 1900'li yılların başından itibaren 2000'li yılların başından itibaren uyguladığı terörize edilmiş Müslüman kimliği üzerinden politikalarını gözetine alan bölge ülkeleri ve Çin bunun için kendileri için bir risk olarak kabul ediyorlar. Ve birdenbire hemen Budistlerin önü açılıyor ve Budist Müslüman çatışması üzerinden büyük bir göç dalgası başlatılıyor. Bölge tamamen Müslümanlardan arındırılarak başka bölgelere, Bangladeş'e göç ettirilmeye başlanıyor. Bölgeden arındırılmaya başlanıyor. Şimdi biz buradan anlıyoruz ki Müslümanlar üzerinden Amerika'nın geliştirdiği politikalar hem Çin hem de diğer ülkeler açısından özellikle enerji politikaları açısından büyük bir risk ve tehlike olarak algılanıyor. Ve kabul ediyorum. Çin'in uyguladığı politika doğru mudur? Bu anlamda işte atıyorum Burma'nın önünü açması ve bu katliamlara göç etmesi zemin hazırlaması doğru mudur? Doğru değil. Evet. Bunun mutlaka daha farklı, daha insancıl, daha medeni çözümleri olması gerekir mi? Gerekir. Fakat ne yazık ki böyle bir zihinsel yapılanmaya, böyle bir medeni kimliğe ve inanç arka planına sahip olmamaları bizim beklediğimiz reflekslerin onlarda gelişmesine izin vermiyor. Evet. Bu anlamda ne üzüntülüyüz. Ama ne yazık ki işte bakın Mayanlar örneğinde olduğu gibi bugün aynı şey Doğu Türkistan için yapılmaya çalışılıyor. Bakın bu konu biraz daha gerilim konusu olursa ne yapılacak biliyor musunuz? Tüm Doğu Türkistanlar için her iki Türkiye eğer bu konuda açıktan Çin'le karşı karşıya gelecek ve bir çatışma pozisyonu oluşacak olursa aynen Mayanmar'da olduğu gibi Çinliler için Çin Uygur Türkleri için yeni bir göç dalgasının yollarını açmaya başlayacak. Dolayısıyla bu bıçak sırtı çok riskli bir dönem. Bu riskler hepimizi tehdit ediyor. Şunu hiçbir zaman unutmayacağız. Bugün dünya küresel anlamda değişim ve dönüşüm gösteriyor. Ve bu dönüşüm süreci bütün ülkeleri birbiriyle komşu yapıyor. Bütün problemlere bizi ortak yapıyor. Hele ki isminiz Türkiye ise. Son 6 asırlık Türk-İslam coğrafyasının egemen emperyal imparatorluk gücüyseniz, halife gücüyseniz ve böyle bir tarihsel arka planına sahipseniz hiçbir olaya arka göz ardı etmeniz, zihinsel arka planınızı atmanın şansınız yok. Olayların hepsi birebir sizin güveninizi ilgilendiriyor. Ben şunu samimiyetle söylüyorum. Emin olun. Bugün Doğu Türkistan'ı tehdit eden her bir konu, onların akıtılan her bir kanı bizim akıtılan kanımızdır. Bize yönelmiş bir tehdittir. Aynı şey Kudüs, Filistin bağlamında, aynı şey Suriye bağlamında, aynı şey Irak bağlamındadır. Dolayısıyla bu coğrafyanın vasisi biziz ve bu bağlamda bu coğrafyaya yönelebilecek her türlü tehdit de birebir bizi ilgilendirir. Geliyoruz şimdi son aşamaya. Ben bu anlamda sizin sorunuzu alayım isterseniz öyle devam edelim. Neden sessiziz ya? Neden sessiziz diyorsunuz? Bak çok ben güzel izah. Çok güzel izah ettiniz hocam. Ben sessiz olduğumuza konu inanmıyorum. Önce öyle onu mi söyleyeyim. Tüm samimiyetimle ben sadece siyasi iktidarın sessizliğinden bahsetmiyorum hocam. Evet. Sivil toplum kuruluşların sessizliği de. Mesela ben konunun başında sivil toplum kuruluşları platformuna bir çağrıda bulundum. Bu çağrı programımız için değildi. Bir yanlış anlaşılma olmuş. Bu çağrı tüm halkı meydanlara toplama ve özellikle Doğu Türkistan'da ki bu sıkıntıları konusunda vatandaşı bilgilendirme konusundaydı. Benim bunu göremememden dolayı acaba sivil toplum kuruluşları burada bizden daha iyi ya da aldıkları bir haber vardı ondan mı sessiz diye sizin anlatımınızdan sonra böyle bir düşünceye girdim. Evet. Ben şunu samimiyetle söyleyeyim. Son 6-7 yıldır Türkiye Cumhuriyeti tarihin hiç görülmediği kadar büyük bir risk ve tehlikenin gerçekleştiği, varlığının tehdit altında olduğu ve emperyal güçlerde hiçbir zaman olmadığı kadar kuşatma altına alınmaya çalıştığı bir dönem geçiriyor. Dolayısıyla inanılmaz bir bağımsızlık mücadelesi ve onur mücadelesi veriliyor. Kolay olmayan bir süreç takip ediyoruz. Bu süreç bizi olduğu gibi bizimle tarihsel, kültürel, inanç bakımından komşuluğu, akrabalığı, bağı olan, duygusal bağı olan tüm coğrafyalarda tehdit ediyor. Ama şunu hiçbir zaman unutmamamız lazım. Biz ana kaleyiz.
bizim kaybettiğimiz bir savaşı kimsenin kazanma şansı yok. Dolayısıyla biz bu anlamda, zihinsel anlamda çok diri ve açık olmak zorunda. Tüm coğrafyalarımızı da hesaba katarak ama bizzat kendi devlet bekamızı ön plan alarak ciddi bir politik strateji geliştirmemiz gerekiyor. Ben şunu söyleyeyim. Türkiye Cumhuriyeti bir hatası şunu söyleyeyim. 1990'lı yıllara kadar, hatta isim veren Turgut Özal dönemine kadar Türkiye Cumhuriyeti batılılaşma politikaları gereği olarak Türk İslam coğrafyasına zihinsel ve duygusal anlamda yabancılaştırıldı, uzaklaştırıldı, ilgisizleştirildi. Ve insanlarımız duygusal ve zihinsel anlamda bölgeden çok koptu. Bu çok kötü bir uygulamaydı. Ve şu anda bizim bölgeye göstereceğimiz ilgi ve bölgeye göstereceğimiz yakınlık, bakın dikkatinizi çekerse emperyal güçler tarafından son derece yadırganıyor. Ne alakanız var sizin? Nereden? Hatta bizi yeri geliyor. İç politik tartışmalarımız da bile bu gündeme geliyor. Ne işimiz var bizim Suriye'de? Ne işimiz var bizim Irak'ta? Ne işimiz var bizim Filistin'de? Sorularla karşı karşıya kalıyoruz. Bakın, biz bu bağlamda toplumu ikna etmek ve toplumu da harekete geçirmek zorundayız. Sizin bahsettiğiniz belki de yeterli sivil hareketin gerçekleşmeyişinin arka planındaki gerekçelerden birisi budur. Siyasi erk bu anlamda yeterli toplumsal duyarlılığı hissedebiliyor mu? Bu anlamda arkasını alabiliyor mu? Bu çok önemli. Çünkü siyaseti yönlendiren şey toplumun duyarlı hassasiyetidir. Ne yazık ki toplumumuz bu konuda uzun yıllar batılılaşma dediğimiz, batılıların lokomotif olduğu bir sürece vagon yaparak bu ülkeyi duyarsızlaştırıldı ve kendi kültür ve medeniyet coğrafyasından ne yazık ki yabancılaştırıldı. Bu bizim elimizi zayıflatan bir şey. Bir diğer konu, şu çok önemli. Küresel güçlerin bu kadar büyük bir hesaplaşma içinde olduğu bir dönemde, bizim de tehdit ve kuşatma altında olduğumuz bir süreçte dengeleri gözetmek zorundayız. Bizim ne Çin'le birebir karşı karşıya kalmak, küsüşmek, ne Rusya'yla ne de Amerika'yla imkanımız yok. Dolayısıyla bizim birisiyle karşı karşıya kalmamız ve bozuşmamız demek, diğerine karşı savunmasız kalmamız anlamına geliyor. Bakın, Amerika bugün Rusya ile bizi karşı karşıya getirip Rusya ile olan işbirliğini bozabilmek için, malum biliyorsunuz, daha birkaç yıl önce bir uçak kazası tezgahladı. FETÖ'cüler aracılığıyla ve biz Rusya ile birdenbire karşı karşıya geldik. Ve Amerika tabiri caizse zil takıp oynadı. Türkiye benim elime düştü diye. Şimdi aynı şeyi altını çizerek söylüyorum. Doğu Türkistan'ı gerekçe olarak kullanarak Çin'le Türkiye'yi karşı karşıya getirmek istiyor. Neden? Çünkü Çin'den başlayan İpek yolu, İpek demir yolu kuşağının son ve en önemli istasyonu ve dünyaya açılım noktası Türkiye'dir. Dolayısıyla Türkiye ile Çin'i karşı karşıya getirmek istiyor. Türkiye de devlet olarak, bir devlet aklıyla Çin'le bir sıcak temas, atışma, diplomatik bir krize girmemek için bu konuyu mümkün olduğunca, altını çiziyorum, duyarsız davranmıyor. Sadece konuyu masa altından ikili ilişkilerle ve Çin'e gerginlik vermeden Çin'i ikna ederek problemi halletme yoluna gitmeye çalışıyor. Evet. Bu hocam, toplum tarafından, bu kamuoyu tarafından ekranlara sert, şiddetli, toplumu teskin eden açıklamaların yansımaması toplum tarafından acaba bir duyarsızlık var mı gibi algılanıyor. Hayır, değil. Sadece küresel emperyallerin beklediği yalnızlaştırma politikalarına alet olmamak için bir strateji gözetiliyor ve mümkün olduğunca tepkiler ölçülü ve mümkün olduğunca da açıktan kamuoyuna malzeme olmayacak şekilde verilmeye ve problemler hasır altından halledilmeye çalışılıyor. Bu anlamda devletin zihinsel anlamda, duygusal anlamda Doğu Türkistan'a büyük bir ilgisi olduğunu, yakınlığı olduğunu biliyorum. Bu konuda müsterih olsunlar. Bizim yapmamız gereken şey de bu zaten şu anda. Ne yapmaya çalışacağız? Bakın, size bir olay vereceğim, örnek vereceğim. Ne yapılmak istediğini iyi anlayacağız. Bundan birkaç hafta önce sosyal medyaya düştü. Afrin'de asker kıyafetli birisi, hatta Türkiye askeri kıyafetli birisi Çin'e ve Çin devlet başkanına tehditler savuran, küfreden açıklamalar yaptı. Afrin'de yaptı. Kimdir, necidir, sosyal medya nereden düştü? Maksat ne biliyor musunuz? Buradan bir kamuoyu oluşturmak ve Türkiye'yi Çin'le karşı karşıya getirmek.
Çin de Türkiye karşı karşıya geldiğinde kim kaybedecek? Doğu Türkistan için tek hamilik o zaman Amerika'ya kalacak. O zaman Doğu Türkistan ne olacak? En baştan beri anlatıyoruz. Amerika'nın emperyal planları çerçevesinde terörize İslami bir örgütlenmenin parçasına dönüştürülerek korkunç bir akıbete mahkum edilecek. Dolayısıyla Türkiye bu anlamda her adımını hesaplatmak zorunda. Evet. Bir mayın tarlasında, bir bıçak sırtında hareket ediyoruz. Dolayısıyla bu bağlamda devletin bu duyarlılığından kaynaklanan itidalli açıklamalarını ve tavrını sessizlik değil, bilinçli evet. ve stratejik bir planlamanın gereği olduğunun farkında olmamız gerekiyor. Evet. Hocam bizi rahatlattın. Öncelikle onu söyleyeyim. Bir tarihçi evet, olmasanız, bir tarihçi olmasanız, bunu bir siyasi ağızda söylemiş olsanız ben farklı değerlendiririm. Ama bu konuda size inanıyoruz. Ama şu soruyu da ister istemez soruyoruz. Tamam, Türkiye bu oyuna gelmesin. Peki Çin niye geliyor? Çünkü toplama kampları, 1 milyon kişinin kamplarda tutulması, erkeklerin sakal bırakmaması tabii, o malum tabii. şeyler, kadınların uzun kıyafet giymesi, alkol içmeye insanların zorlanması ve aynen. büyük bir orada asimile olayları da bizi tabii, yani kusura bakmayın tabii. Bu şekilde düşünmeye itiyor. Ama burada büyük bir oyunun olduğunu aktardık. Sağ olun hocam. Bunu biliyoruz. Yani ben bunları tekrar etmek istemedim bu ajitasyon evet. olaylarını. Evet. Bunu biliyoruz zaten. Evet. Çin'in büyük bir yanlış yaptığını, Çin'in büyük bir düşüncesizlik içerisinde insan haklarına ve kendi menfaat ve çıkarlarını küresel oyunlar bağlamında da doğru bir politika geliştirdiğini farkındayız. Çünkü oranın demografik yapısı ama, değişmiş hocam yani. Tabii, değişmiş bu yapı. Bunun farkındayız. Evet. Ama bakın ne yapıyor biliyor musunuz? Yani şimdi biz bu bağlamda Çin'de dediğim gibi mücadele etmenin yolu dediğim düzlemde gerçekleşmesi gerekiyor. Evet. Bakın Amerika ne yaptı biliyor ama musunuz? Ama biz ne yaparsak yapalım hocam. Biz Çin'e karşı ne kadar yumuşak davranırsak davranalım. Yok, yumuşak oradaki insanlar değil. Ölmeye devam mı edecek? Şimdi hocam? Bakın ne yapıyor musunuz? Çin, ben şuna inanıyorum. Çin yola gelecek. Neden? Çin'in bugün dünyayla yine geçmiş yüzyıllarda olduğu gibi karasal anlamda bağlantısı doğru. Çin İpek yolu, İpek demir yolu projesiyle gerçekleşecek. Ve evet. bu yolun en stratejik üyesi biziz. Biz olmadan bu proje hayata geçemez. Dolayısıyla bizimle anlaşmadı, bizim de uyumlu bir politik çizgiye girmediği sürece Çin'in belki yüzyılın en büyük projesi olan kendisine karşı gerçekleştiren kuşatmadan kurtulma çaresi olan bu proje açık söylüyorum. En fazla İran'a kadar gelir ve orada biter. Evet. Yani Çin sükutu hayale uğrar. Dolayısıyla bizimle anlaşmak zorunda. Elimizde çok güzel, güçlü donelerimiz var. Bu konuda endişe olmasın. Sadece bu konuda biraz devlete güven ve itidalli hareket etmek gerekiyor. İnşallah hocam. Efendim tarihten yansımalarda bugün Doğu Türkistan'ı işledik. Tabii ki farklı bir pencereden baktık Doğu Türkistan'a. Doğu Türkistan üzerinde oynanan oyunları tarihçi yazar Cengiz hocam burada bizlere anlattı. Öncelikle hocam çok teşekkür ediyorum. Ayağınıza rica sağlık. Ben teşekkür ediyorum. Hocamın bir de bu konuda yeni çıkan yeni bir kitabı var. Yafes'in Çocukları isimli kitabı. Herhalde şehirlerde var değil mi hocam kitapçılarda? Kitapçılarımızda var. Bizlerden ulaşabilirim. Evet. Yani güzel bir kitap. Yani bu kitabı da okumak, bu konudaki bilgileri, tabii ki Yafes'in çocuklarıyla ilgili olan konularla ilgili bilgileri öğrenmemiz bakımından çok önemli. Efendim, bir tarihten yansımalar programında sonuna geldik. Öncelikle bizi izleme lütfunda bulunduğunuz için sonsuz teşekkür ediyoruz. Hayırlı geceler efendim.